Evet, Göllü Dağ Tepe Yerleşmesi'nden herkese merhabalar. Göllü Dağ Tepe Yerleşmesi 2170 rakımlı olan bir tepe yerleşmesi. Şu anda çok aşırı rüzgar var. Harici mikrofon kullanıyorum ama gimbalımız bile dayanmıyor. Sabit çekemeyeceğiz belki de. Kendi kendine dönüyor rüzgarın etkisinden dolayı. Onu öncelikle belirtiyorum. Olabildiğince kayıtta rüzgar sesini engellemeye çalışacağım arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Göllü Dağ Tepe Yerleşmesi dedik. İnsanların burayı seçmesindeki en önemli sebeplerinden biri şu görmüş olduğunuz göl. Bundan dolayı. Tepe Yerleşmesi'nin görüntüsü de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sadece boş bir alan olarak görebiliyorsunuz. Ama bu görmüş olduğunuz alan İnsanların eskiden burayı seçmesindeki en büyük sebeplerinden biri şu görmüş olduğunuz obsidyen taşının yoğun bir şekilde bu alanda çıkmasından dolayı. Şu şekilde göstereyim. Bu sadece gelirken toplamış olduğum bir görüntü. Şimdi insanlar burayı dedik obsidyen taşından yani volkanik taştan dolayı bu alanı seçiyorlardı. Şimdi o insanların 2170 rakımdaki yaşantısını sizlere göstermeye çalışacağım. Burası medeniyetler olarak ilk medeniyetlere geçtiğimizde ilk yaşayan medeniyetleri geç Hitit devletleri olarak başlayabiliriz. Bu alanda bulunan 2 adet kapı girişi aslanları, 2 adet sivenk, yine 2 adet aslan kaideli sütun bu alandan bulunmuştur. Ben size buranın şöyle yapacağım arkadaşlar. Uydu görüntüsü üzerinden de anlatımları yapacağım. Kaç metre uzunluğunda, kaç metre genişliğinde, nasıl bir görüntüsü var? Şöyle göstereyim. Diyorum ya, fazla rüzgar olduğundan dolayı hızlı geçişler yapamıyoruz maalesef. Rüzgar bir an olsun durmuyor arkadaşlar. Buralarda kazı 1934 yılında başladı. Ve merkez. Burası bir saray arkadaşlar. Dönemin en önemli saraylarından birisi. Göllü Dağ dediğimiz alan, şu görmüş olduğunuz dağların ortasında kalan alanda su çıkıyor. Ve 2170 rakımda siz buraya bir yerleşim, bir saray oluşturuyorsunuz. Bunu diyorum ya, ilk başlangıç yıl olarak. Şu anda biraz çukura indiğimiz için rüzgardan kurtulduk. Geç Hitit devletlerine ait tarihin başlangıcını söyleyebiliriz. Şu anda ayaklarımızın altında tarihte adı geçen birçok medeniyetin izleri şu anda bizim ayaklarımızın altında yatıyor. Şu anda taşlara baktığımızda taşların harsız olması bölgenin ne kadar eski dönemde inşa edildiğini aslında bizlere gösteriyor. Yani başlangıç tarihi olarak geç Hitit devletlerine ait bir tarihi mekan. Tabii ki de şu anda ayaklarımızın altında şu görmüş olduğunuz işlenmiş taşların sadece bir medeniyeti yüklemek neredeyse imkansız. Çünkü şu anda ayaklarımızın altında birçok tarihte adı geçen birçok medeniyetin izleri şu anda bu görmüş olduğunuz boş olarak gördüğünüz taşların arasında yatıyor. Şu işlenmiş, yontulmuş taşların üzerinde sizlere şöyle görüntülerini gösterelim. Rüzgar çok şiddetli arkadaşlar. Video içindeki kayıttan da anlayacaksınızdır. Burası bir saray. Şu anda diyorum ya, kameramızı bile oynatabiliyor. Şöyle size birleşmelerini, nasıl birleşme yaptıklarını göstermek için. Bakın, aralarında harç yok arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Birçok medeniyetin, bakın, Horasan harcının kullanılmaması aslında birçok şeyi anlatacaktır. Şimdi ilerleyen diğer yıkıntıların içine girdiğimizde bu horasansız muhabbeti biraz daha açacağım orada. Dediğim gibi 2170 metredeki tepe yerleşmesi Geç Hitit devletleriyle başladı. Bu bölgede, bu görmüş olduğunuz, daha gezeceğimiz bu bölgede metrajlarını uydu görüntüsüyle buradan çıkan malzemelerin resimlerini de sizlere aktaracağım arkadaşlar. Onları da ayrı bir şekilde ses kaydı olaraktan sizlere bu videonun içine ekleyeceğim. Göllü Dağ. Bir krater oluşumu olan Göllü Dağ, 2170 rakımlı olan bir dağdır.
Aynı şekilde Kratel Gölü ismini de zaten o bölgeden almaktadır. Bu şekilde çevresine bakacak olursak, çevresindeki koruma duvarından bahsetmiştim. Sarayı tamamen çevreleyen bir koruma duvarını görebiliyorsunuz. Şu anda sarayın merkezine doğru inecek olursak, şurası şu anki aşımızdaki alan, sarayın merkezi. Tam tepeden bir görüntü alacak olursak arkadaşlar, bu da yaşantının, eski evlerin ne kadar yoğun bir şekilde yapıldığını görebiliyorsunuz. Şurası koruma duvarı dediğim duvardan, yani harçsız duvarlar dediğim alan, şu görmüş olduğunuz alanı tamamen duvar oluşturmuş durumdalar. Bakın insanlar neler yapıyordu. 2170 rakımdaki taşlardan bir ev, saray ve bu sarayı, bu evleri koruyacak. Bakın hem bu noktada bir duvar var. Sarayın çevresi zaten duvarlı. Buna ek olarak da şu görmüş olduğunuz ayrıca bir duvar alınmış durumda. Bu dağın en savunmasız alanı şu görmüş olduğunuz kömürcü tarafı. Kömürcü köyünün güney batısında yer alan çıkış yolu görmüş olduğunuz alan dağın en savunmasız alanı. Şu noktadan gelebilecek bölgeye saldıracak düşmanlara ilk alanda ilk savunma yapacak kısım şu görmüş olduğunuz uzunlamasına olan yapıdır. Şu görmüş olduğunuz kısım. Bu noktada dediğim gibi insanların ne kadar yüksekte o kadar rahat bir yaşam süreceğinin göstergesi. Geç Hitit devletlerinin bu bölgeyi seçmesindeki en büyük sebep bölgesel olarak çok geniş bir çevreye hükmetmesinden dolayı. Şu şekilde baktığınızda görüyorsunuz dağın ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Göllü Dağı'nın uydu görüntüsünü de paylaşacağım demiştim. Uydu görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten insan oraya çıktığında ve sonrasında uydu görüntüsünden incelediğinde gerçekten etkileniyor. Bakın şu şekilde bir tarihi yapı. Şuradan bir görüntü alarak da anlatmak istiyorum. Bu bölgede en uç kısma gelelim. Bu bölgede iki, bakın iki kapı giriş aslanı, iki sivenk, iki aslan kaideli sütun bölgeden çıkarılmıştır. Tabii ki de bundan daha fazlası var ama en önemlileri bu saymış olduklarım. Bu bölgeden bu taş yığınlarının harçsız taşların arasından çıktı. Şimdi size aşağı tarafı göstereceğim. Şu uç kısımdan ne kadar yüksekte olduğumuzu veya ne kadar nereleri hükmettiğini, nereleri hükmetebildiğimizi, yani eski dönemde bundan 3000 yıl önce nereleri görebildiğimizi bizlere gösterecek. Bu bölge tabii ki de bir rivayettir bana göre. Afrika'dan Avrupa'ya geçiş, yani ilk insanların Afrika'dan Avrupa'ya geçişte bu noktayı kullandığı söyleniyor. Nedeni volkanik camların bölgede yoğun olmasından dolayı. Şimdi rüzgarın, inşallah diyorum ya, kayıt içinde rüzgar görünmeyecektir fazla. Fazla duyulmayacaktır. Evet. Şu anda ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Ne görüyorsunuz? Düşünceleriniz nedir bilmiyorum. Ama 3000 yıl önce burada yaşasaydım, bir kral olsaydım, sanırım kendimden büyük, yani din olarak düşünmüyoruz. Şu anda normal din olarak düşüncelerimizi bir kenara bırakıyoruz. Eski insanlara göre düşünüyorum. Hitit döneminde yaşayan bir kral olsaydım, benden büyük hiç kimsenin olmadığını düşünürdüm. O kadar yüksektesiniz. Düşünün. Şu anda yönümüz doğu tarafına bakıyor. Kayseri tarafına bakıyorsunuz. Ve yaklaşık 15-20 kilometreye kadar görebiliyorsunuz. Yani 180 derecelik açıyı 20 kilometreye kadar görebilme imkanınız var ki bu size birçok savaşta avantaj olarak dönecektir. Şu anda rüzgardan kameramız sallanıyor. Ve bu dediğim sarayın çevreleyen yerleri de göstermek istiyorum. Aşağı kısım, en aşağı kısımdan tutun diğer tarafa kadar uzanan uzun bir
duvar var. Şimdi de bu insanların, bu bölgede yaşayan insanların evlerinin içine gireceğiz. Evlerin içine bakacağız. Sesim diyorum ya, gerçekten olabildiğince sesli bağırarak konuşuyorum. Anlaşılmayacaktır. Rüzgarın şiddeti normalden daha fazla. Şimdi tekrardan geçip merkez içe, iç kısımlara, şu kısımlara gireceğiz. O kısımları da göstereceğim. Ona geçmeden önce dediğim gibi eski insanların, ilkel dönemin en keskin silahlarının başında bu görmüş olduklarınız geliyordu. Bunlardan silah yapıyorlardı kendilerine ve insanlar döneminde o kadar ilkel bir şekilde savaşıyordu ki görmüş olduğunuz taş parçaları insanları avlanmak için de hem de savaşmak için bu taşları, bu doğal taşları kullanıyorlardı. Buranın dediğim gibi tercih edilmesindeki sebep bu. Ve dediğim gibi Afrika'dan Avrupa'ya geçiş, yani ilk insanların geçişte bu noktayı kullandığı da söylentiler arasında. Şu görmüş olduğunuz taş bağlantısını görüyor musunuz? Eski dönemde insanların bağlantı yaptığı şekle bakın. Yani bunlar farklı bir şeyler arkadaşlar. Diyorum ya, şu anda bir Efes değil, bir Göbekli Tepe değil, bir antik kent olarak görselliği güzel sütunlar, mezarları görmüyorsunuz, lahitleri görmüyorsunuz ama tarihin başlangıç noktalarından birini burada görüyorsunuz. Özellikle bakın, burası Kapadokya Krallığı'nın merkezi üslerinden birisiydi. Kapadokya Krallığı bu noktada uzun süre yaşadı ve diyorum ya, geç Hitit devletlerinin yaşamış olduğu birçok noktada Kapadokya, özellikle Kapadokya bölgesinde Kapadokya Krallığı'nın izlerini görebilirsiniz. Yani bu bölgede ateşe tapan medeniyetleri bu alanda birçok yerde görebilirsiniz. Şimdi merkeze doğru geçiş yapıyoruz. Göllü Dağ merkez yerinde yapılan kazılar, şu görmüş olduğunuz noktada. Şu anda kazı çalışması yok ve ilerleyen dönemde inşallah yeni kazılar da bu alanda başlatılacaktır. Çünkü tarihin önemli noktalarından biri. Ben size dediğim gibi bu alanda gezeceğim. Bir gezdiğimizde şu şekilde geziyoruz. Bakın, yıkıntılar. Bu alandaki evler yıkılmış durumda. Bunların sebebi harçsız olmasından. Bu da harçsız olmasının sebebi de eski dönemde insanların Horasan harcını kullanmamasından, daha doğrusu bunu bilmemesinden dolayı oluyordu. Şu anda görüyorsunuz, diyorum ya, birleşmeler neredeyse. Taşların içinde herhangi bir şey yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Tamamen normal doğal taşları, çevredeki şu karşı dağdaki görmüş olduğunuz taşları düşünün. Alıyorlar, getiriyorlar, kırıyorlar, şekil veriyorlar. Tabii ki de şekil derken sadece oturabilecek şekilde, bir ev yaparken, bir duvar yaparken kullanabilecek şekilde oluşturuyorlardı ve evlerini bu şekilde inşa ediyorlardı. Yani çok sağlam bir evleri yoktu maalesef. Şöyle ilerliyorum. Şu anda rüzgar çok fazla arkadaşlar. Kameranızı dahi, gimbal'ı bile kendi kendine götürebiliyor. Hakim olamıyorum, onu söyleyebilirim. Şimdi şu noktaya geçip Göllü Dağ'ı bir kez daha gösterip sonra diğer taraf, aşağı doğru uzanan alanı da sizlere göstermek istiyorum. Ve sonrasında video sonuna da ve buraya çıkmak arkadaşlar gerçekten zor. Onu net bir şekilde belirtebilirim. Gerçekten yoruluyorsunuz buraya çıkarken. Düşünün, örnek diyorum, eski dönemde siz bu kadar tepede yaşıyorsunuz, eğer ateş yakmazsanız sizin burada yaşadığınızı birçok insan, birçok medeniyet bile
farkına varmayacaktı. Düşünün. O kadar yüksektesiniz ki sizi görebilmeler için şu görmüş olduğunuz karşıdaki tepelerin üzerine çıkmaları lazım ki sizin burada yaşadığınızı bilsinler. Yani şu çukurda yaşamış olsaydınız sizi hiç kimse fark etmezdi. Örnek diyorum tabii ki de buna. Tepe yerleşmesi diyorum ya, çok rüzgar var arkadaşlar. Video içinde zaten ses kayıtlarını, yani aktarımlarımı ses üzerinden anlatacağım. Resimleri, bölgeden çıkan emareleri, yapılan kazıları kaç yılında ne kadar uzun sürdü, bunların hepsini sizlere anlatacağım şimdi. Koruma duvarı, uzun bir koruma duvarı olan duvara geçiş yapıyorum. Sarayın en son noktasındayız. Yani bundan sonra yaşantının içinden çıkıyoruz. Kuzey-güney yönünde oluşturulmuş bir yerleşke. Şu anda en son noktasındayız ve son duvarın olduğu nokta. Ama bu duvar böyle bitmiyor. Bu duvarı, yani bu sarayı koruyan, görmüş olduğunuz dağın tepesinden başlıyor ve buradan aşağı doğru dağın en ucundan en uç noktasına kadar ilerliyor.